İş gücünden bir üretim faktörü olarak bahsetmeye devam edelim. İş gücünün arz eğrisi söz konusu olduğunda, hatta aynı durum talep için de geçerlidir, miktar dediğimiz şey belirli bir zaman içinde çalışılan saat sayısıdır. İş gücünün fiyatı ise tahmin edeceğiniz gibi ödenen ücrettir. İş gücünün talep eğrisinden bahsetmiştik. Yüksek ücretlerde bu iş gücünü kullanmak isteyen çok fazla firma bulamayız. İş gücü pahalıdır ve birçok firma da bunu karşılayamaz. Ücretler düşmeye başladığında firmaların iş gücü talebi artmaya başlar ve işçilerin daha fazla çalışmalarını isterler. Talep eğrisinin mantığı budur. İş gücü talep eğrisi olarak not ediyorum. İş gücü arz eğrisi ise sizce neye benzeyecek? Aslında çok da zor bir soru değil. Şöyle düşünelim. Ücretler düşük olduğunda insanların çoğu yapacak başka işlerim var, çalışmasam da olur diye düşünür. Ücretler yükseldiğinde ise tercihleri değişir. Diğer işlerinin fırsat maliyeti yükselir. Başka bir deyişle boş zaman daha pahalı hale gelir ve insanlar da çalışmaya yönelirler. İnsanlar kolektif olarak daha fazla çalışmaya başlarlar. Ücretler ve çalışılan saatler de artar. Bu son derece klasik bir iş gücü arz eğrisidir. Az önce bahsettiğim dinamik, yani insanların çalışmayla başka şeyler yaparak boş zamanı değerlendirme arasında yaptıkları tercih, iş-boş zaman dengesi olarak bilinir. Boş zaman dediğimizde aklımıza genel olarak dinlenmek, arkadaşlarımızla ya da kendi başımıza vakit geçirmek gelir. Ancak iş-boş zaman dengesini ekonomi çerçevesinde kullandığımızda iş ve iş olmayan diğer her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Bu durumda boş zaman dediğimizde uyku, yemek ya da günlük olarak yaptığımız diğer her şeyi değerlendirmeye alıyoruz. Aslına bakarsanız buna iş ve iş olmayan şeyler arasındaki tercih de diyebiliriz. Bunun kulağa iş boş zaman dengesi kadar iyi gelmediğinin de farkındayım. Ücretler yüksek olduğunda insanlar iş yerine boş zamanı tercih ederler. Bunun neden böyle olduğu, yani iş boş zaman dengesi dediğimiz zaman bahsettiğimiz etki ikame etkisidir. Bunu da not ediyorum. İkame etkisi. Ücretler yükseldiğinde boş zamanın fırsat maliyeti artar ve bir şeyin fiyatı arttığında bunun yerine başka şeyler koymaya çalışırız, öyle değil mi? Bu durumda yerine koyulacak şey de iştir. Buna ek olarak bir de gelir etkisinden bahsetmemiz lazım. Not edelim. Gelir etkisi. Gelir etkisine göre ücretler arttığında insanların alım istekleri de artar. Boş zamanda işçilerin istediği bir şeydir, öyle değil mi? Şimdi gelir eğer belirli bir seviyenin üzerine çıkarsa çalışmak istemeyebilirsiniz. Hatta daha fazla boş zaman istersiniz. Ne de olsa elinizde ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar geliriniz olur. Peki, yüksek ücretlerde gelir etkisini de işin içine kattığımızda iş gücü arz eğrisi neye benzer? Hemen çizelim. Düşük ücretlerde az önce çizdiğimiz eğriye çok benzeyen bir eğri elde edeceğiz. Ama sonra belirli bir ücret seviyesine ulaştığımızda insanlar yeteri kadar paraları olduğuna, daha fazla çalışmak istemediklerine, bu zamanı aileleriyle harcamak istediklerine ya da örneğin tatile çıkmak istediklerine karar verebilirler. Ben çoğu insanın bu şekilde düşünmeyeceğini biliyorum. Ancak eğer durum gerçekten de böyle olsaydı, insanlar belirli bir ücret seviyesinin üzerinde çalışmak istemezlerdi ve bu da arz eğrisinin bu şekilde geriye doğru eğilmesine sebep olurdu. Bunun için de gelir etkisi altındaki iş gücü arz eğrisi yazalım. İlginç bir durum, öyle değil mi? Belirli bir gelir seviyesinin üzerinde insanların yeterli gelirim oldu ve ben artık daha fazla çalışmak yerine daha az çalışmak istiyorum diyecekleri bir senaryo da söz konusu olabilir. Bence üzerinde düşünülmesi gereken ilginç bir durum.